Niye akletmiyorsun senin yöneticilerin yüzyıllardır Allah'ın yetkisine, Allah'ın otoritesine darbe yapıp biz yöneticiyiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. Biraz da bunun için konuş. Biraz da bunun için bağır. Biraz da bunun için slogan at. Biraz da bunun için yaşa. Yönetici seçmene gerek yok ki. Yönetici seçilmiş zaten. Yönetici Allah. Allah kendini yönetici olaraktan atamış. Sen bir tane yönetici seçiyorsun, oy veriyorsun. Falanca adam benim yöneticimdir diyorsun. Birileri onu devirmek için sokaklara çıktığı zaman darbe yaptılar diyorsun. Bunlar vatan hainidir diyorsun. Vatan elden gidiyordu diyorsun. Sokaklara dökülüyorsun, savaşıyorsun. Sen de Allah'ın hakkına darbe yapıyorsun. Beşer yönetime geldiği zaman biri yönetimi ondan aldığında bunun adı darbe oluyor, bunun adı hainlik oluyor. Ki doğrudur. Yani bir İslam devleti olsa, bir yönetici başımızda olsa, biri ondan yöneticiliği almaya kalksa bu darbedir, hainliktir, doğrudur. Peki sen beşerin elindeki yöneticiliği alırken bunun hainlik olduğunu aklediyorsun. Niye akletmiyorsun senin yöneticilerin yüzyıllardır Allah'ın yetkisine, Allah'ın otoritesine darbe yapıp biz yöneticiyiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. Biraz da bunun için konuş, biraz da bunun için bağır, biraz da bunun için slogan at, biraz da bunun için yaşa. Yani senin etten, kandan olan, senin gibi olan, kızdığında zulmeden, sevindiğinde haddi aşan yöneticinin hakkına biri elini uzattığı zaman bunun yanlış bir şey olduğunu aklediyorsun. Bunu biliyorsun ve bunun için tepki de ortaya koyuyorsun. Peki alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkı olan yöneticilik ne olacak? Biz buna kızdığımızda, bunun için öfkelendiğimizde bize niye kızıyorsun? Biz bunun için öfkelendiğimizde, bunun için kızdığımızda niye bize ileri geri konuşuyorsun? Bunlar vatan hainidir diyorsun. Bunlar ülkenin birliğini, dirliğini bozuyorlar diyorsun. Değil kardeşim, değil. Bizim A partisiyle, B partisiyle, C partisiyle işimiz yok. Bizim A şahsıyla, B şahsıyla, C şahsıyla işimiz yok. Allah kıyamet gününde herkesin arasında hükmedecek. Peki bizim meselemiz nedir o zaman? Niye bu kadar konuşuyoruz? Niye bu kadar bağırıyoruz? Niye bu kadar mücadele ediyoruz? Nedir bizim derdimiz ne? Nedir bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz şudur. Sen nasıl ilahının yönetim hakkına karşı çıkıldığında sokaklara dökülüp bağırıp çağırıp mücadele veriyorsun ya? Bunun senin meşru hakkın olduğuna inanıyorsun ya? Biz de ilahımız olan ve bütün insanların ilahı olan Allah'ın yönetim hakkını gasp etmeye kalkan gasıp hadsiz olan insanlara karşı mücadele veriyoruz. Bu da bizim hakkımızdır. Rabbimizin sınırlarına ve hudutlarına girildiğini düşündüğümüzden dolayı öfkemizin de, kızgınlığımızın da, derdimizin de, mücadelemizin de, yorgunluğumuzun da tek bir tane sebebi vardır, o da budur. Rabbimizin hakkına insanlar el uzattıklarından ötürü biz de Rabbimizin hakkının önünde durup yönetim Allah'a aittir, otorite Allah'a aittir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü bir safsatadır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah'ındır. Kıyamet gününe kadar da Allah'ındır. Onun için kardeşlerim, bugünkü insanlara bu hakikati hatırlattığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin yaptığı gibi gerekçesiyle beraber hatırlatmalıyız. Bunları yapan kimse, insanların hayatına hükmedip kanun yapacak olan da aynı şekilde